Ya sen nereye gidiyorsun ola? Otur etmeğe iyi. Biz bir arkadaşı ziyarete gidiyor. Sana afiyet olsun ha. Bunları elleme. İçeride bir şeyler var. Oradan gelsin. D4. D5'e. Basanenin deposunda yok lan. Vallahi burayı tarif ettiler ama ben de anlamadım İsmail abi. Aha! İşaretleri takip et. Tahmin ediyorlar burada. Sizi de mi aldılar içeri? Vallahi ben ölmedim yani. Biz seni almaya geldik. Ney? Duğun mu var lan? Yoksa gelmezsiniz siz. O zaman... Duğun devam ediyor Çeto. Toparlan gidiyor hadi. O kadar kolay değil. Hasta dışarı çıkmaya hazır mı? Bir kontrol etmemiz lazım. Tekrar merhaba. Merhaba Fikret. Söyle bakalım, burada ne görüyorsun? Abi, odakla ne gördüğünü söyle. Çıkak gidek buradan. Küçük tüp. Peki burada? Büyük tüp. Ben fena oluyorum. Ben çok fena oluyorum. Bana çabuk bir serum getir. Koş hele. Gel. Peki burada ne görüyorsun Fikret? Sanayi tipi tüp. Abi ne diyorsun Allah'ını seversen? Sen buradan çıkmak istemiyor musun ya? Oğlum ne görüyorsam onu deyiveriyorum işte. Allah Allah. Bildim Allah. Bakın. Kağıtta tüp mü var? Şaşırtmacalı olsun diye böyle sordum. Hepsini bildi. Evlatlarım gibidir onlar benim. Nerede görsem tanırım yani. O zaman hastamız iyileşti mi? Saracağınız mı doktor bey? Tabii son bir test. Peki. Konuşma. Ne doktor lan? Benim eski oda arkadaşım oğlum. Deli lan bu deli. Kandırıyor sizi ya. Ben eğleniyor diye ses etmediydim ama. Ya ne bozuyorsun Fikret abi ya? Allah Allah. İnna. Fikret abi. Hadi eşyalarını topla gidiyor. Anlamam. Lan gidiyor. Gözetmenin imzasıyla salıyorlarmış lan. Hiçbir şey anlamam. Ya işte senin için imza attık biz yani. Senin sorumluluğunu aldık. Bundan sonra sana biz mi harcuk diye hesabı? Ulan madem beni bir imzayla çıkarabiliyormuş, iki senedir neredesiniz lan? Hı? Gelmiyorum. O zaman ben geleyim. Serum alayım, geleyim. Bir fırtına ben alayım yani. He? Uzasından dur ya. Nasıl gelmiyorsun lan? Sevdin mi lan burayı? Hiç sevmedim. İyi. Doğal gaz kullanıyorlar İsmail abi. Bir tane tüp yok ya. Benim küçük tüplerim ne yapıyorlar acaba? Hı? Ya büyük tüpler başka çaresine bakar. Ya küçükler? Gaz çıkarıyorlar mı? Kaçak var orada. Yok yok. Onlar çok iyi durumda. Çok. He mi diyorsun? Bir şartla çıkarım. O Suas Otel'deki kız var ya. Onu bana yamayacağım. Karım yapacağım onu. Hangi kız lan? Aha bu kızı. Boşumu biliyorsun tabii lan. Söz konusu düğün olunca dayanamıyorum. Gidiyor. Dur bir yol hazırlanayım ya Allah Allah. Sana zahmet bana marketten L'Oréal Paris Eglen Altları 101 kaya... Aha susa bir yer çok özür dilerim. Kaya siyahı bak 101-02 olmasın patlıcana çalıyor delirtiyor beni ya. Düğün diyorsun ya.
Geçmiş olsun Fikret abi. Hoş geldin. Hoş gördük oğlum. Merhaba evladım. Merhaba emmi. Ah bak. Çok duygulandın, çok. Allah Allah. Ne duygulanması ya? Emmi sen nasıl bir soğan yedin? Gözlerim yaşardı. Adam biri bu dedi ağlamaya başladı. Mecran nefesi gibi kokuyor yemin ederim ya. O kadar soğan yeme ya. Sen kimsin ya? Ben Saffet'in babasıyım. Ben de. Bu üvey. Ben karıdan ayrılınca gitti hemen evleniverdi. Sırf para için ha. Ayıp ediyorsun Sadık abi. Bak hala abi diyor. Aynı zamanda dayımın oğlu olur. Aynı evde büyüdük. Kardeş sayılırız. Ama işte çocuklar para. Ya. Ne alakası var çocuklar? Ben seviyordum yengeyi. Ulan yenge deme bari be. O senin karın artık yahu. Kaç yıl oldu evleneli yahu? İsmail abi. Ben geri dönüyorum ya. Ya içeride bu kadar orijinali yok ya. Ulan dürüstü. Bak nasıl biliyor kendini. Ulan anan baban yoktu senin hani. Hani devlet okuttuydun? Memur maaşıyla geçinirken yoktu da parayı bulunca iki tane birden babam oldu. Abi kaç tane anam var acaba? Dur bakalım. Muallim kapıyı aç. Fikir abi arabaya bin. Bence Sadık abi diğerine biraz fazla yüklendi. Karışmayayım dedim ama. Yenge hanımda da suç yok değil yani. Kuyruğunu kadar salla diyeceğim. Devam. Oh be. Dikkat Fikret çıkabilir. Kim astı lan bunu? Çık lan! İki sene sana yetmiştir. Yürü! Akşama erken gel ha. Kaybol! Günaydın. Suas Otel'deki güzel kadın. Günaydın. Hanımefendi! Merhaba bir şey diyebilir miyim? Buyurun. Ağzından bir kere öpebilir miyim? Sevesin babam da mı anan da mı resmi teklifi küme yapar? Bir tozu Türk kahveni içebilir miyim? Tüp lazım mı? Vereyim mi? Yok teşekkürler. Şey lazım mı? Ney? Asma kilit. Olur iki tane alayım. Tüpçüden asma kilit mi alacaksın kız? Niye garipsediniz ki? Biz eczaneye gidip tartılan insanlarız. Ne kadar? İstirham ederim. Sizin paranız burada geçmez. İkramımız. Siz müşterilerinize asma kilit mi ikram ediyorsunuz? Yok siz müşteri değilsiniz. Yoldan geçen alelade bir kadınsınız. Ben de malım önde gideneyim. Dükkanda baskül vardı artayım mı? Aa ne kadar güzel köpek. Sizin mi kira mı? Benim. Ha, bende de kangal var. Yangoyu'dan acıladım. Çok iyi eğittim. Çok, çok. Normalde köpekler ezan okununca olur kendini kaybeder. Bizimkisi salona gidiyor televizyonun sesini kısıyor. Bacak bacak üstüne atan varsa uyarı, yatan varsa kaldırıyor. Örf, adet ve geleneklerime uygun yetiştirdim ama sen niye dedi bekliyor? Çok komiksin çünkü. Ha, Allah sen gül diye yapıyorsun zaten. Hop oğlum dur. Anam yedi lan. Aç mı bırakıyorsunuz bu köpeği? Attım çok yedi. Neyse benim acelem var. Simanız bana tanıdık geldi. Biz tanışmış mıydık daha önce? Yok bir iki kere çalıştığınız otele tüp getirdim. Oradan kafanıza kazınmış olabilirim. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba havalı. Yıllardır böylesine güzel bir suret görmedi hanımefendi. Benim burayım Esmer. Çıkartamadım kusura bakmayın. Ben Leyla. Ben de Meczup. Leyla Hanım Meczup bulduk biz şimdi ya. Bence komik. Ben Fikçi Tüpret. Aman tüpçü Fikret. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. İyi günler. O nasıl iyi günler demek be Leyla? İlkokulda yemişim de vali çıkıp okullar kar tatilinde demiş gibi içim kıpırı ya. Yengeni gördün mü Toraman? Geliyor anneler dururken. Ulan her fırsatı değerlendirin ha. Bir mutluluk yaşatmayın bana. Aferin. O tüpte yaptığın yemeklerin hepsi yansın inşallah. Ver la tüpü. Kasırını aldım. Tüpü getir alasın. Şamada küçük annem Şamama. Şamamada küçük annem Şamama. Her gün gider sinemaya hamama. Her gün gider sinemaya hamama. Deli vanlılar durdurlar.